Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu yazımızda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen başlatılan denizaltı projeleri ile Pakistan Agosta 90B programına değineceğiz. Bahsi geçen projelerin tamamında ise ana oyuncu, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi STM-500, STM'nin kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir mini denizaltıdır. Özellikle Ege Denizi gibi alanlarda etkili bir unsur olabilecek STM-500 ülkemizin yanı sıra denize kıyısı olan pek çok ülkenin, 21. yüzyılın hızla değişen jeopolitik ve askeri yapılanmaları çerçevesinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev alabilecek, en son teknolojik gelişmeleri ve keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak son teknoloji ürünü kompakt bir denizaltı olarak tamamı STM mühendislerince STM öz kaynaklarından faydalanılarak tasarlandı. Yurt dışı talepler için de görüşmeleri hali hazırda sürdürülen proje, belirli safhalardan oluşuyor ve STM'nin stratejik planları çerçevesinde ilerliyor. Platform, 18 kişilik mürettebata ek olarak 6 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca 250 metreden derinlerde görev icra edebilirken, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne haiz olmaktadır. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet U-214 sınıfı denizaltı gemisinin Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşasını kapsayan yeni tip denizaltı projesi, Alman TKMS firması ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. YTDP, bugüne kadar Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesidir. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, reis sınıfı denizaltılar olarak adlandırılmaktadırlar. Denizaltılar, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda üretilmektedir. STM ise proje kapsamında denizaltı kompozit üst yapısını ülkemizde ürettirmek ve yerli katkıyı arttırmak gibi önemli görevler üstlenmiştir. İnşa faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam eden 6 adet reis sınıfı denizaltılardan, TCG Piri Reis 2022, TCG Hızır Reis 2023, TCG Murat Reis 2024, TCG Aydın Reis 2025, TCG Seydi Ali Reis 2026, TCG Selman Reis ise 2027 yılında envantere girecektir. İlk denizaltı TCG Piri Reis, 2021 yılı içerisinde denize indirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizaltı gibi stratejik ve ileri teknoloji gerektiren bir platform kapsamında yapılan ilk mühendislik ihracatı olma özelliği taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonu, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi ana yükleniciliğinde gerçekleştirilmektedir. STM, bu ihaleyi denizaltının üreticisi olan Fransız şirkete karşı yarıştığı halde alma başarısını göstermiştir. Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan Fransız yapımı Agosta 90B sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonu amacıyla, biri kesin, ikisi opsiyonlu 3 denizaltının modernizasyonunu içeren anlaşma, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile STM arasında 22 Haziran 2016 tarihinde Rawalpindi, Pakistan'da imzalanmıştır. Modernizasyon kapsamını, atış kontrol sistemi, sonar suit, elektronik harp sistemi, radar ve periskop sisteminin değiştirilmesi oluşturmaktadır. Ana yüklenici olarak STM tarafından entegrasyon tasarımı, ilgili dokümanların hazırlanması, entegrasyon faaliyetleri, test ve tecrübeler ile birlikte entegre lojistik destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Proje, Pakistan'da realize edilmekte olup tüm işçilik PN Dockyard tarafından sağlanmaktadır. İlk denizaltının kabul faaliyetleri, başarıyla gerçekleştirilmiştir. PVZ sınıfı denizaltı yarı ömür modernizasyonu projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 4 adet PVZ sınıfı denizaltının yarı ömür modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. PVZ sınıfı denizaltı yarı ömür modernizasyonu projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan TCG PVZ, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ve TCG Anafartalar denizaltılarının modernizasyonunu kapsamaktadır. Yerli imkanlarla gerçekleştirilecek projeden, STM Aselsan Havelsan Asfalt İş Ortaklığı sorumludur. Bu proje ile, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde kayıtlı 4 adet PVZ sınıfı denizaltının mevcutta bulunan savaş sistemleri kaldırılarak, yerine STM, Aselsan ve Havelsan firmalarının çağın gereklerine uygun biçimde büyük çoğunluğu yerli ve milli olarak geliştirdiği sistemler donatılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez geliştirilen silah ve sensör sistemlerinin de kullanılması planlanmış olup, bu çerçevede savaş sistemleri anlamında yurt dışı bağımlılık asgari seviyeye çekilebilecektir.
Preveze sınıfı denizaltılar, bu modernizasyon ile Roketsan AKYA ağır sınıf torpido kullanma kabiliyetine erişeceklerdir. Preveze sınıfı denizaltılar için TÜBİTAK BİLGEM ana yükleniciliğinde, Müren Preveze projesi, kapsamında Müren Savaş Yönetim Sistemi geliştirilmektedir. 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan Müren Preveze projesi kapsamında, 4 adet Preveze sınıfı denizaltının tüm savaş yönetim sistemi yerli ve milli olarak geliştirilen Müren SYS ile modernize edilecektir. İlk geminin modernizasyonunun 2023 yılında tamamlanması ve geminin hizmete alınması planlanmaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 adet Ay sınıfı denizaltının modernizasyonu projesi sürecinde TCG Doğanay ve TCG Dolunay denizaltılarının elektronik destek, hücum ve seyir periskopları ve atalet seyir sistemleri modernizasyonu başarıyla tamamlanmıştır.